Tatlı Tuzlu'ya, 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün benimle bu programı paylaşmaya, bana eşlik etmeye ne dersiniz? Size nefis iki tarifle geldim. Bir tanesi patlıcanlı, kaşar peynirli bir poğaça. Bir tanesi de böyle bol fındıklı, elmalı, nefis bir kurabiye. Hadi başlayalım patlıcanla. Önce patlıcanlı poğaçalarımızı yapalım, hemen fırına gönderelim, sonra da elmalıya geçelim. İyi ki varsınız, iyi ki benimle birliktesiniz. Şimdiden ben bunun için teşekkür ediyorum size. Hadi başlayalım. Malzemelerimi sayayım önce size. Tuzum var, pul biberim var. Sonra poğaçanın üstüne sürmek için biraz sıvı yağ ile karıştırdığım yumurta sarısı var. Patlıcanım var, közlenmiş, nefis, nefis. Çok seviyorum ben patlıcan. Sütüm var, kaşarım var. Tereyağım var mis gibi ve bir de unum var. Aldığı kadar un diyelim, ona birlikte karar veririz zaten burada. Hadi başlayalım. Önce tereyağımla başlıyorum. Tereyağımızı şöylece koyuyorum. Oda sıcaklığında bir tereyağı gayet güzel olur. Sütümü alıyorum. Tuzumu da koyuyorum. Pul biberi patlıcanın içine koyacağım. Zaten konserve olduğu için de bir tık tuzlu. Kaşarı da içine koyacağım. Kaşarı şöyle yapacağım. Biraz poğaçanın içine koyacağım. Biraz hamuruna ekleyeceğim. Biraz da içine ekleyeceğim. Evet, şöyle yavaş yavaş koyayım. Şöyle yoğururken gerekirse tekrar alırım. Sizin patlıcanla aranız nasıl? Yani patlıcanı hani ben böyle gözlemede, börekte, normal zaten yemeklerde hani çok severim. Makarnasını çok severim. Pilavını, patlıcanlı pilava bayılırım, hele böyle bir de domatesliyse falan çok güzel olur. Siz kışlık için mesela patlıcan, yazdan patlıcan yapıyor musunuz konserve? Onu merak ettim. Eğer yapıyorsanız ne güzel. Benim de size bir önerim olacak yapmayanlar için. Ya da belki bu tarz yapmak istersiniz bu sefer. Hemen söylüyorum. Patlıcanları küp küp doğruyoruz. Bol tuzlu suya biraz da şeker koyuyorum ben. Acısını almasını sağlıyor. Önce güzelce patlıcanın acısını alıyoruz. Küp küp de doğradık. Acısını da aldık. Sonra bir kenara alıyoruz. Ve süzüyoruz patlıcanları. Bir yerde de domatesleri doğruyoruz. Onları da küp küp doğruyoruz. Bir de sarımsak. O da çok yakışmaz mı zaten? Bu üç malzemeyi de doğradıktan sonra zeytinyağında sıvı yağ da olabilirim. Ben zeytinyağıyla yapıyorum. Zeytinyağını güzelce koyuyoruz bir tencereye. Patlıcanları yavaş yavaş onun içinde öldürüyoruz. Şimdi patlıcan ölecek ama çok da erimeyecek. O kıvamda olacak. Sonra domatesleri sırasıyla, sonra da sarımsağı ekliyoruz ve onların ölmesini bekliyoruz. Bir 20 dakika falan sürüyor. Bu arada hamurum çok güzel oldu. Şöyle kenara kaldırayım unumu. Evet, hadi içini de yapalım. Eğer evde közlenmiş patlıcan kullanıyorsanız sıkıntı yok. Konserve kullanıyorsanız biraz süzmeniz gerekiyor ki suyunu atalım. Bunlar çok güzel patlıcanlar. İçine eski kaşar koyuyoruz. Pul biber koyuyoruz. Zaten konserve olduğu için bir tık tuzu var. Kaşar peynirinde kendi tuzu var. Hiç gerek yok tuza. Bu karışım nefis olacak gerçekten. Şimdi yönetmenim bana ne dedi biliyor musunuz? 2 dakika önce. patlıcanlı pilavı nasıl yapıyorsun dedi. Patlıcanlı pilav olmaz mı? Bayılırım ben. Hatta kendisine bir gün yapayım isterim. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü ben onu böyle şöyle yapıyorum. Herkesin muhakkak bir bildiği tarz vardır ama ben iç pilavımsı yapıyorum. Böylece içinde şunlar oluyor. Naneler. İşte karabiber, pul biber, böyle güzel renkli bir pilav oluyor. Eğer burası yemek programı olsaydı
Evet, şunu hemen çekelim. Eğer bir yemek programı olsaydı bunu rahatlıkla yapardık. Ama ben şimdiden size öneriyorum, muhakkak deneyin. Patlıcanları önce kızartalım biraz. Ondan sonra da pilavı iç pilav gibi pişiriyorum. İçine patlıcan koyuyorum. Bazen de bir şekilde annem şöyle yapıyor, onu da çok seviyorum ben. Domates de koyuyor. Ben mesela bazen domatesli, bazen domates yapıyorum. Bu arada ben domatesli pilava da bayılırım. Hele böyle yaz domatesiyle nasıl güzel olur değil mi? Böyle bir çıtırdar, çıtır çıtır hissedersiniz. Çok lezzetli olur. Bu poğaçaya da bayılacaksınız. Yani ben patlıcanı gözleme sever misiniz mesela, patlıcanı gözleme? Öf, patlıcanlı kaşarlı. Açsanız şimdi. Özge ne yapıyorsun şimdi? Yani devamlı bizi acıktırıyorsun burada diyebilirsiniz bana. Bana kızabilirsiniz biraz. Ama ben de böyle anlatmayı da çok seviyorum, yemeği de çok seviyorum. Bu poğaça da patlıcanlı olduğu için çok lezzetli, çok güzel bir poğaça. Hatırlar mısınız? Ben bir kere böreki tas yapmıştım. Mesela o böreki tas sonradan çok güzel tepkiler aldım böreki tastan. Dondurabiliyorduk böreki tası. Bunu da dondurabiliriz bu arada. Gayet de güzel olur. Yani yapıp atabilirsiniz difrize. Böyle difrizde hazır şeyler tutmayı seviyor musunuz? Ben mesela gerçekten böyle hazırlıklı olmayı seviyorum. Ya da mesela Eylül ayında, Ağustos ayında şu reçelleri seviyorum. Hani kışa hazırlık telaşı güzel bir telaş. Ve bizim aslında geleneğimizde olan bir telaş. Şöyle demek istiyorum, biraz şöyle eskiye giderseniz, şimdi bizim biraz beslenmemiz kirlendi ya, hani bazen ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz değil mi? Hani neye atsak sıkıntı çıkıyor. Bazı şeyler çok fazla öcü olarak gösteriliyor ama aslında her şeyi kararında yememiz gerekiyor. Ama ben hep şunu düşünüyorum, biraz eskiye gidiyorum, eskiler ne yapıyormuş? Bu çok güzel çünkü eski adetlerin hepsi aslında çok sağlıklı bu arada. Evet, sarmaya devam ediyorum. Evet, birazcık sıvı yağ ile açtığım şu yumurtaları da güzelce üstüne sürüyorum. Şimdi buna biraz da susam yakışır değil mi? Sonra da susam ekleyeceğim üstüne ve poğaçalarımı 180 derece fırına. Şu anda fırın beni bekliyor zaten. Önceden tabii ki ısıttım. Beni bekliyor. 25 dakika, 30 dakika daha harika kızarmış nefis patlıcanlı poğaçalarım olacak. Bunu mesela kepekli unla da yapabilirsiniz. İçine mesela belki biraz daha baharat ekleyebilirsiniz. Ben ama mesela çok da karışsın istemiyorum. Şu patlıcan lezzeti güzel güzel gelsin istiyorum. Biraz patlıcanın lezzetini almak istiyorum. Şimdi üzerine biraz da susam atacağım. Ondan sonra fırına gidiyoruz. Tatlı tuzu da geldik. Şu bol fındıklı, taptaze, güzel elmalı bir kurabiye yapmaya. Bu kurabiyeyi çok seveceksiniz çünkü fındıkla elma birbirine çok yakışıyor. Hemen ne yapalım? Ben malzemeleri sayayım. Sonra da tavada önce bir elmaları çevireceğiz. Neyimiz var? Yoğurdumuz var, yumurtamız var, güzel robottan çekilmiş fındığımız var. Şekerimiz var. İki şeker var. Biri elmanın içi için, biri de hamur için. Sıvı yağımız var, tereyağımız var. Biraz elmaya tereyağı da koyacağım, hem de hamura koyacağım. Tarçınım var, olur mu? Elmanın arkadaşı gelmezse olmaz tabii ki. Tarçınım var, bir de un için kabartma tozum var. Hamur için kabartma tozum var. Evet, bir de aldığı kadar unum var tabii ki. Hadi başlayalım. Şu elmamızı güzelce soyalım. Ben pazartesi pazarı var bizim orada. Selam Çeşme pazarı. Orada böyle bir tane elmacım var. Ondan başka hiçbir yerden elma alamıyorum. Ve o bir de portakal satıyor.
Onun sattığı portakal ve elma başka. Hiçbir tezgahta bulamıyorum ben. Ve biliyor musunuz o tezgah böyle kocaman bir tezgah. Saat 2 gibi de toplayıp gidiyorlar. Satıyorlar bütün ürünlerini. Ve fiyatları da çok uygun. Hani şimdi bakıyorum yani diğer hiçbir tezgahta bu fiyat da yok. Yani aslında hem fiyatı bulup hem de lezzeti yakaladığınızda ne kadar güzel oluyor değil mi? Ama mesela bu elmacı ve portakal standı için söylüyorum size. Beni görüyor. Ben böyle 3 falan. 3 kilo portakal, 3 kilo elma. Hemen o seçiyor. Onu seçmesine o kadar güveniyorsun. Bir süre sonra aranda güven oluşuyor. Güven oluştuğu için de istiyorum ki o seçsin mesela. Daha iyisini seçiyor benden. Ama hep söylüyorum. Yani zor bir meslek pazarda olmak. Çünkü sabahın kaçında kalkıyorlar o tezgahlara gitmek için haller. Ondan sonra işte sabah erkenden o dizim. Böyle bazı tezgahlar var. Dokunmaya sen kıyamazsın zaten. Öyle bir dizmiş ki. Biraz kişilikle de bazı tezgahlar mesela döndürmüş kasaları, dökmüş, satıyor. Şimdi hangisi derseniz tabii öbürünün tezgahı daha şık, güzel geliyor. Ama mesela fiyat farkı oluyor o tezgahlarda. Öyle bir şık kesin var. Yani böyle çok dizili tezgahtan bir adım daha mı kaçıyor muyuz acaba diye düşünüyorum yani. Bu çok dizili acaba ne olur falan diye. Bilmiyorum. Sizin de pazar şeyiniz böyle mi, benim gibi mi düşünceniz merak ediyorum. Ne yapıyorum? Hemen elmamı şöyle tavama alıyorum. Şöyle bir çevireceğim. Çok öldürmeyeceğim. Evet, yaktım. Ve içine biraz lezzet versin diye de tabii ki tereyağı ekleyeceğim. Şöyle azıcık. Şu kadar, şu kadar. Evet, süper. Sonra birazcık piştikten sonra da fındığını ekleyeceğim içine. Nefis bir iç olacak. Evet, şöyle şekerle güzelce karamelize olmuş elmalarımı aldım. İçine fındığımı koyuyorum. Evet, bu toz fındık çok yakışıyor. Böyle sanki elma fındık ezmesi karışımı gibi bir durum var burada. Bol fındık kullandım. Neyime koyayım? Hemen tarçınımı koyayım. İçim soğurken hemen ben de şu güzel hamurlu kurabiye yapayım. Ne koydum? Yumurta koydum. Hemen tereyağı koydum. Yoğurdumu koydum. Ben bu unu ekrana çıkmadan önce bir kere eriyorum. Aslında unu eleyerek kullanmak gerekiyor. Çünkü daha kabara bir aslında kurabiye elde ediyorsunuz. Ya da daha kabaran bir kek elde ediyorsunuz. Eğer vaktiniz olur da elerseniz. Elmam soğudu. Hamurum harika oldu. Benim burada birazcık vaktim yok. Lütfen biraz bekletin. Ne kadar çok fazla değil. Sadece bir 10 dakika hamuru bekletirseniz daha da güzel bir sonuç alırsınız. Ne koyduk? Fındık tozu koyduk. İçine şeker koyduk. Ve şöyle kapatıyorum. Evet, devam ediyorum. Şimdi kurabiyelerini yapmaya. Sunumda görüşmek üzere. Bugün sonuna geldik. Ya keşke şimdi burada olsanız da size birer tane ikram etsem. Gerçekten içimden geçen bu. Çünkü burası çok güzel kokuyor. Ama şöyle muhakkak yapın. Evinizi şenlendirin diyorum bu tariflerle. Bugünlük benden, Özge'den, Tatlı Tuzlu'dan bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.